Yılbaşı kutusu inceliyoruz. Ben klasik kutuyu aldım. Yani en ucuzu 395 liraydı. Şimdi içinden çıkanlara bakalım. En sonda da normalde bunları tek tek alsak ne kadar tutardı onu söyleyeceğim size. Karışık bir kuru yemiş. Şöyle bir tahıl cipsi var. Ben bunu çok seviyorum. Yer fıstığı Twix. Çizinin şöyle atıştırmalığı çıktı. Toblerone. Hayatımda bir kere falan Toblerone yedim. Nescafe üçü bir arada var. Ülker'in mini atıştırmalığından çıktı. Ülker'in iki tane çikolatası çıktı. Bir tane sakız. Gerek yok. Oreo. Biskrem cookie. Olips'in mini mintlerinden çıktı. Mısır çıktı. Favorim. Sade deniz tuzlu cips var. Kızartılmış yer fıstığı. Hiç denemedim. Şöyle bir gofret çıktı. Bir adet Türk kahvesi var. Yani akşam bir Türk kahvesi keyfi yapılır. Kalanların hepsi içecek. Enerji içeceği çıktı. Normalde hiç alıp içtiğim bir şey değil. Bir tane Fanta. Sprite. Schweppes şekersiz tonik. Hiç içmedim. Coca-Cola şekersiz. Fusty şeftali. Son içeceğimiz de şalgam. Acısız. Kutumuz bu şekilde. Şimdi ben bu kutuyu 395 liraya aldım. Hepsini ayrı ayrı almış olsaydınız 648 lira verecektiniz. Ama şunun fiyatını bulamadım. Bunu eklemedim o yüzden. 655 diyelim. 655 lira vermiş olacaktınız. Bu şekilde bayağı karlı olmuş oldu. Peki siz yılbaşı kutusunun içinde neler olmasını isterdiniz? Ya da buradakilerden hangilerini gereksiz buldunuz? Yorumlarda buluşalım.